Ekranda Khan Akademi kullanıcılarından biri olan Charlotte Aun tarafından yaratılmış bir simülasyon görüyorsunuz. Bu simülasyon sakız makinemizden örneklem almamıza ve örneklem oranının örnekleme dağılımı için bir tahmin elde etmemizi sağlıyor. Bir önceki videoda sarı sakızları kullanmış ve oranın %60'ı eşit olduğunu söylemiştik. Bu simülasyon yeşil sakızlara odaklandığı için buradaki oranı da %60 olarak belir diyelim. Ve yine bir önceki videoda yaptığımız gibi boyutu 10 olan örneklemler alacağız. Bir tane örneklem alalım. Yüzdeleri göstereceğiz. Evet, aldığımız örneklemlerdeki yeşil sakızların yüzdesinden bahsediyorum. Birinci örneklemi alıyoruz ve 10 sakızdan 5 tanesi yeşil olduğu için buraya 0,5'i yani %50'yi koyuyor. Bir örneklem daha. Bu defa %60 devam edelim. Bir örneklem daha, bir yüzde elli daha geldi. Dağılıma bakarsanız yüzde ellilerin iki tane olduğunu da görebilirsiniz. Bu şekilde devam ettiğimizde örneklem sayısını mesela 50 yapalım. 50 defa 10 tane sakız alıyoruz. Aldığımız örneklem sayısını böyle büyütebiliriz. 1000 örneklemden fazla örneklem aldığımız bir duruma geldik. İşin ilginç yanı bu şekilde devam ettiğimizde örneklem oranının ortalamasının 0,62'ye eşit olması. Bundan önceki videoda da bunun 0,6'ya eşit olacağını hesapladığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Örneklem oranının standart sapmasının da 0,16 olduğunu görüyoruz. Bizim hesapladığımız yaklaşık değer de 0,15'ti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Örneklem sayısı arttıkça hesapladığımız değerlere daha da yaklaşacağız. Bakalım, evet, örneklem sayısı arttıkça buradakilerde yuvarlama değerler oldukları için hesapladığımız değerlere daha da yakın değerler elde edeceğiz gözlemleyebileceğimiz ilginç durumlardan bir diğeri popülasyon oranı sıfıra ya da bire çok yakın olmadığında normal dağılıma çok yakın bir dağılım elde ediyor olmamız. Bu da son derece mantıklı. Neden diyecek olursanız, Örneklem oranının örnekleme dağılımı ile binom rassal değişkeni arasındaki ilişkiyi gördüğümüzü de hatırlıyorsunuz değil mi? Peki, popülasyon oranımız sıfıra yakın olursa ne oluyordu dersiniz? Mesela %10 olsun 0,1. Evet, dağılımın bu durumda neye benzeyeceğini söyleyebilir misiniz? Örnekleme dağılımının ortalamasının %10 olduğunu bildiğimize göre, dağılımının sağ çarpık olacağını söylemek mümkün. Denemek ister misiniz? Evet, bakın dağılım gerçekten de sağ çarpık sadece sıfırla bir arasında değerler elde edebildiğimiz, ayrıca ortalamada sıfıra yakın olduğu için sağa doğru uzun bir kuyruk görüyor olmamız son derece mantıklı. Evet, sağa çarpıklığı yaratan da bu. Popülasyon oranı 1'e yakın olduğunda da bunun tam tersi gerçekleşecek, yani sola çarpık bir dağılım elde edeceğiz. Evet, bakın, işte sola çarpık bir dağılım. Buna ek olarak örneklem boyutu büyüdükçe standart sapmanın küçüleceğini gözlemlemek de mümkün. Tam ortada bir popülasyon oranı deneyelim. Daha önce gördüğümüz gibi yine normale yakın bir dağılım elde ettiğimizi görüyorsunuz. Örneklem boyutu 10'du. Örneklem boyutu 10 yerine 50 olduğunda ne olur dersiniz? Ee, dağılımın sivrileştiğini fark ediyorsunuz, değil mi? Bir'e doğru gitmedi ama bir öncekinden çok daha sivri bir dağılım elde ettik. Bunun sebebi standart sapmanın örneklem boyutunun karekökü ile ters orantılı olması. Mantıklı değil mi? Umarım bu videolar sayesinde örneklem oranı, dağılımı yani örneklem oranının örnekleme dağılımı, ortalaması ve standart sapması hakkında fikir sahibi olmuşsunuzdur. Simülasyon sayesinde de bu fikrinizi iyice pekiştirmiş ve görselleştirmiş olduğunuzu düşünüyorum.